Dostlarım hepiniz Oyunbaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dawn of Man'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım dördüncü bölümümüz. En son bölümde hatırlayacağınız üzere bayağı bir kızak yaptırmıştık. Bir tane de biten vardı. Üç tanesi şu an için tamamlanmış durumda. Şöyle oyunu ufaktan ben bir başlatayım. Hatta şöyle biraz oyunu hızını düşük yapalım. Biraz muhabbetimizi edelim. Ondan sonra artırırız. 9 tane bilgi puanımız olmuş bu arada, hiç farkında değilim. Bakın gördüğünüz gibi bunlarla işlerimiz gerçekten çok hızlandı. Şöyle bir teknoloji bölümüne bakayım ben. Buradan bizim taş ilalamayı açsak, yeraltı madenciliği çakmak taşı olarak falan açılıyor. Biz okçuluğu açarsak ya da takıl işlemeyi falan açmamız lazım. Yani şu an açıkçası şu ikisinin arasında gidip geliyorum ama büyük bir ihtimalle okçuluğu açacağım. Okçuluğu neden? Daha ileride savaşlarda daha çok işimize yarayacak. O yüzden okçuluğu açıyorum. Sapanı kaldırıyorum artık. Okçuluğa başlayalım. Gelirse de sapanları satarız, tüccar gelirse. Şöyle bir hızlandıralım oyunu. Yani yavaş hızlı oynamak hiç bana göre değil. Niye ben buna bastım ya şimdi? Neredeyim ben? Tamam, üretimimiz gayet iyi. Bulunduğumuz konum arkadaşlar, bu arada gerçekten çok iyi seçmemiş miyiz yani? Buradan hiç bir şekilde hayvan eksik olmuyor. Biz de gayet iyi gelirler elde ediyoruz buradan yani. Bir sürü hayvan geçiyor. Bir sürü hayvan avlıyoruz. Derisini alıyoruz. Yani bu gayet iyi bir şey. Gördüğünüz gibi sürekli hayvan geçiyor. Diğer bölgelerde hiç oynamadım ama burayı nedense çok beğendim. Hiç diğer tarafları denemedim bile. Evet, bunlar da zamanla yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsi başlayacaktır zamanla. Şimdi başlarlar. Onlar da yaparlar. Bu da bizim için gayet iyi. Gördüğünüz gibi hemen getiriyorlar. Şunlara bakalım bir. Doluluk oranımız ne? Bugün bize bir tane şey gerekebilir. Depolama alanı yapmamız gerekebilir. O yüzden hiç bunu düşünmeden yapalım derim. Abi buraları yapamıyor muyuz? Şaka yapıyor olmalısın ya. Buraya da yapmak istemiyorum ama. Bir şey olmaz ya. Yapıyorum buraya. İçindekileri boşalt seçeneği var. Parçalara ayır. Nasıl olabilir? Bunları buralardan kaldırabilirim. Bu ikisini kaldırıp şu kenarlara dizebilirim. Hani böyle yuvarlak bir şekilde yerleşmiş oluruz. Şu kamp ateşini de ocağı da alırız. Ortaya bir tane daha koyarız. Daha iyi olur. Güzel. Okçuluk işe yaramaya başlamış. Hemen indirdiler. Kızağı da götürdü abi. Bilge ya, bilge adam ya. Kızağı da götürdü abi. Getir. Ha işte bu kadar ya. Çok iyi abi. İşlerimiz tıkırında arkadaşlar. Dostlarım işlerimiz tıkırında. Gerçekten çok iyi ilerliyoruz şu an. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. 50 tane etimiz var. Bayağı iyi ya. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. Bayağı iyi. Şu kızakların diğerlerini de başlasınlar. Ha, tüccarımız geldi. Aa, hoş geldin. Deri mi verebiliyorsun? Deri ver ya bize. Deri bize çok lazım oluyor. Bak, bu çakmak taşından da verebilirsin. Sonra
Çakmak taşı kazma. Çakmak taşı kazmamız var mı bizim? 11 tane var. Gerek yok bize ondan ya. Kurutulmuş et. 1. Tomruk da bir abi yani şimdi. Sana tomruk veririm yani öyle bir şey olursa zaten. 69 tane değer biçmiş. Biz bunu neyle karşılayacağız şimdi? 2 değeri var. 20 yapar. 10 değeri var. 4 tanesini versem mızrak abi ya. Şimdi mızrak yani. Mızrağı versem savaşacak bir şeyimiz kalmıyor. Sapanları vereyim. Al sana sapan ya. 30 tane sapan. Daha ne isten be kardeş? Daha ne isten ya? Vermiyorum, başka bir şey yok. Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Bundan da 5 tane 5 tane vereceğim. Etten yirmi tane de et vereceğim. On tane bir şey kaldı ya. Şunu çıkartırız. 58'e 59. Bir tane et düşürürüz. Tamam. Hadi. Hadi güle güle. Yine beni kazıkladın da. Hadi görüşürüz bakalım. Yine geleceksin sen nasıl olsa. Bir yerde ben de seni kazıklayacağım. Yeni şeyimizi yapmaya başladılar. Kızağımızı. Çakmak taşlarını falan getirdiler, koydular. Tekrar bir kızak daha yapımına başladılar. Gayet iyi. Bizim yine 7 tane bilgi puanımız olmuş. Yine fark etmedim tabii ki her zamanki. Şu cilalı taşı bir araştırayım. Taş cilalam açıldı falan dedi. Tamam. Taş cilalam açıldıysa burada neler yapabiliyoruz biz taş cilalamayla? Çakmak taşı orak. Kardeşim çakmak taşı orak diyorsun da. Çakmak taşı bulmak bana ölüm geliyor yani. Buradaki amca çalışmıyor sanırım. Neden çalışmıyor acaba? Neyse çalışacaktır, yapacaktır bir şeyler. %33'lük bir iş yükü var. O kadar iş yükü de yok. Dal parçaları. İş yükümüz de yok. İnsanlar boş mu duruyor bana mı geliyor? Abi şu avlanma alanından bir tane de şuraya mı yapsam? Buradaki hayvanları da avlasınlar. Yani şu an avlanmaya biraz ihtiyaç var gibi. Aynen. Üç dört kişi. Yani dört kişiyle burada çalışsın. Kesin abi, ne var ne yok kesin buralarda. Fırtına mı? Abi beni üşüdüm oturduğum yerde. Bu nasıl bir şimşek efekti ya? Hamderimizi elde etmişiz de. Dur. Dur abi. Bunları neden avlamıyorsunuz ya? Bunları değil. Bunlar ne? Kurt. Bunları yakalayın abi. Aynen. Bunları evcilleştirin.
Bizimkileri yediler ha. Vallahi yediler bizimkileri. Yapacak bir şey yok. Ula ula ula, öldürün lan şunu, öldürün lan. Ne güzel yatıyordu ya. Gene kalktı. Kaç kişi gidiyorsunuz lan bir şey abi? Oo. Direkt öldürdünüz baba. 5 tane et. Lan mağarasıyla sizin ne işiniz var ya? Aha köpeği öldürdü vallahi. Ulan Allah siz ne yapmasın ya. Abi uğraşmayın gözünüzü seveyim ya. Yine bir insanımız öldü ya. Bak yine oradan geliyorlar. Yine bizim insanımıza saldıracaklar ha. Nüfus 25 oldu. 3 tane bilgi puanı verdiniz. Güzel. Hoş ama abi şunları ben şöyle işaretleyeyim de bir bütün ahali toplansın gelsin. Orada bunları avlamaya gitsinler. Aynen. Toplu gidin abi. Toplu gidin abi. Toplu git. Toplu git. Sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmaz. Toplu gidin. Yine bir tanesini daha kestiler. Tamam. Tamam. Güzel iş. Gayet güzel bir iş. Oo, yine 7 tane araştırma puanımız var. Artık çiftçiliği değil de en sanayisi işte. Buradan nasıl göstereyim onu? Şöyle. Bu havanı inşa ediyorsunuz. Havanı inşa ettikten sonra da burada artık insanlar üretim yapabiliyor. Şuralara yerleştireceğim bunları. 2 tane olsa yeter. Tüccar mı geldi yine? Abi sen beni hep kazıklıyorsun da. Hadi sonumuz Allah hayretsin. Git başımdan ya. Hiçbir şey almayacağım ben senden. Gider misin lütfen? Dayanamıyorum abi. Bazı şeyleri görüyorum, alıyorum. Ondan sonra pişman oluyorum. İlk defa havan yapıldı. Üretilen bir şey yok. Doğru. Yani şu an üretebileceğimiz bir materyal yok. Abi senden ne alabilirim biliyor musun? Deri alabilirim bak. 2 deriyi alabilirim. Nasıl takas değeri 15 ya? Değeri 5. Takas değeri 15. Ya sen bizi mi... Tövbe estağfurullah. Hadi git oğlum işine ya. Hani şu kızakları hızlandırırız falan diye demiştim de. Gerek yok abi. Ne gerek var ya? Benim adamlarım şimdi onları yaparlar. Hiç gerek yok. Bayağı bir bilgi puanı biriktireceğim arkadaşlar. Ondan sonra abi dur lan. Ne geçiyor lan orada? Bunlar dereye iniyorlar su içmeye. Evet. Öncelikle şu ikisini avlayın abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel abi avlayın. Allah 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 Allah. Güzel. Çok güzel. Gidin toplayın abi. Çok basit iş işte. Bu kadar basit yani. 19 tane ham deri diyor.
Abi sen bir şey üretmiyor musun? Neden üretmiyorsun acaba? Ben söyleyeyim neden üretmediğini. Bundan kalmamış. Ondan kalmayınca diğerlerini de üretemiyor tabii doğal olarak. Ya abi aletleri yiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz siz yani? Nasıl bu kadar çabuk kırılıyor bunlar? Anlamıyorum ki ben. Olmaz ki ya. Siz o suyu içemediniz değil mi? Gene geliyorsunuz. Abi koşun gidin avlayın yine geldiler. Gidin abi gidin gidin gidin. Çok iyi iki tane grup çıktı. Kaçırdınız onu artık. Dönün abi. Tamam. Tamam. Çok iyi. Ben ne yapacaktım şimdi? Gelelim saadete. Biz bu alandaki o ağaçları hepsini kestiniz mi? Gayet iyi bir çalışma. Gayet iyi bir çalışma. O yüzden bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi yeni bir çalışma alanı belirliyorum size. Bu bölgedekilerini keseceksiniz. Hatta kaç kişi verdim ben sen oraya? Bu avlanma şeyiydi. Lan. Birini kaldır abi. Nerede bu? Ağaçları kesen. İki kişi dolansın buralarda. Yine mi tüccar geldi? Abi yok istemiyorum bir şey ya. Yazlık kıyafet yap abi ya. Ha. Yazlık kıyafet yap insanlara. Bir sürü derimiz var zaten. Ondan sonra ben ne yapacaktım? Bir şey daha yapacaktım ama. Evet, çakmak taşı. Bu çakmak taşı çıkarma alanlarından hala devam ediyorlar mı? Şurada bir yer vardı sanki ya. Bitirdiniz mi onu? Vallahi bitirmişler abi. Yapacak bir şey yok. Çakmak taşı. Başka çıkarabileceğimiz yer var mı? Çakmak taşı. Başka var mı? Yapacak bir şey yok. Tamam. Bu kadar yeterli. Baba siz iyi indiriyorsunuz ha. Baya güzel. Hoşuma gitti yani. Ne yalan söyleyeyim. Abi şu şeyden bir tane daha yapalım mı? Tamam çakmak taşı elde etmiş olabiliriz. Deri kurutma yeri değil. Zanaat tezgahından bir tane daha yapmamız şart mı ki? Acaba gerekli mi? Burayı yapmayacağım ya. Şu araya yapabiliyor muyum? Emin açlıktan öldü falan dedi. En iyi insan doğdu. Tamam. Oraya da bir tane zanaat şeyi yapalım. Gelişmeye devam. Şey yaptınız mı? Kızaklardan. Yani zamanla yapıyorlar ya.
Yeterince var zaten şu an. Deri arttıkça yaparlar abi. O kadar onun acelesi yok şu an. Zaten elimizde kaç tane var? Beş tane var. Yani belki zamanla yeter o bize ya. Abi şunları kesin. Şunu bak. Bir de şunu. Oho, evin içinden çıktı adam, gitti. Geri geldi. Kızak götürün kızak. Kesin abi, kes kes. 31 tane çakmak taşımız var. Dur dur. Yönetim. Sınırlamalar. Çakmak taşı nereden? %100 %100 çakmak taşı abi. Doldur. Evet. Ne kadar çakmak taşı o kadar iyi. Çünkü bu devirler böyle arkadaşlar, yani buralarda artık şun beşine hesabını yapmayacaksınız çakmak taşında. Yerleşim yerinize yeni insanla. Ya baba tamam, katıldınız çok iyi de. Yalnız ben karşılayamıyorum ya. Onu nasıl yapacağız? Hadi böyle olsun bunu. İyi hadi. Yapın abi, ne yapalım ya. Fırtına var diye oyunu yavaşlatıyor. Halbuki benim fırtına da yapabileceğim pek fazla bir şey yok ki. Niye yavaşlatıyorsun? Bizim puanlarımız açıldı. Evet. Bakliyat işlemi açıldı. Üretim. Buraya gelmesi lazım. Bunlar zamanla çalışacaktır ama şimdilik tabii çalışacak bir şeyleri yok. Setten yapabilirler aslında. İki tane olunca tabii bu işler hızlı ilerliyor. Dur 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 dur. Şu ikisini avlayın. Avlayın şu ikisini. Bunlar su içmeye gidiyorlar. Bakın su içmeye gidiyorlar. Hadi 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 hadi. Hadi abi. Hadi abi. Heh. Tamam. Çok iyi. İşte bu kadar ya. Sen de geleceksin buraya. Sen de geleceksin. Dur. Burada bekliyor o. Hadi bunun gideni alayım. Hepsini avladılar. Dur şu sınırlamaları arttırayım ben ya. Sınırlamaları arttırayım. Ondan sonra 100, %25, hatta boş ver sen, ne yapacaksın? O bunlara. Ondan sonra 50 tane. Tamam.
Depolamada yer çok. Sen niye duruyorsun ki yani bunları? Atıyorlar mı artık? Ne yapıyorlarsa yani fazla gelenleri. Aferin aslanlarıma benim. Avlayın abi, avlayın. Acımayın abi. Gelene giden avlayın. Bak ta nerede avlamışlar. Yazlık elbise neden yapılmıyor? Sürekli üretim açık da yalnız buna. Tamam. Dayanıklı hale getirmek için işlenmiş bir çift diyor. Abi siz durun artık ya. Ben sizden huylanmaya başladım. Acaba derileri mi yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yazlık kışlık elbise dengesini kurmam gerekiyor yani doğal olarak. Bunlar sürekli işliyorlar. Yani onun için oraları iptal ettik. İş yükümüz o kadar yok. Kış mevsimi olduğu için hayvanlar nereye gidiyorlarsa gidiyorlar abi. Yalnız buraya gelmiyorlar. Yani 53 tane etimiz var. Kurutulmuş etimiz kaç tane var? 35 tane kurutulmuş etimiz var. Yani bu durum gayet iyi. Aslında şunları da balıktan çıkartıp şuradaki alana verebilirim. 5 kişi. Harbiden bunlar oraya gitmişken bir bakayım şu istatistiklere. Bizim refah seviyemiz %97 abi daha ne olsun ya. Nüfus yaşlı mı bizim? 8 tanesi yaşlı. 6 çocuk var 10 tane. Ya işte orta yaşları iyi. Kışı atlattık. Avlayın. Avlayın onu da avlayın. Tam bize doğru geliyor da. Çok güzel. Müthiş bir avlanma. Siz harikasınız çocuklar. Hadi. Bunları siz hiç yazlık kıyafet üretiyor musunuz? Neden üretmiyorsunuz ya? Tane insan katıldı. Tüccar. Gel bakalım tüccar bey. Abi. Tövbe estağfurullah. İki tane ekliyoruz. Abi biz niye hiç tanen elde edecek bir yer kurmadık?
Nerede orası? Su çek, tanem topla, aynen. Buralarda varsa oralara gitmesinler ya. Şuradan toplasın işte. Ben diyorum bir eksiklik var ama ne? Yani 25 tane yeterli bizim için ya. Dur. Bir şeyler yakaladım orada. Al bunları avlayın. Gelin komple gelin. Hep. Tamam. Tamam. Artık derileri de tabakhanede işlenir hale getirmeye hazırız. İşlenir hale getireceğiz ki oradan gitsin. Şunları çalıştırsın abi, yani çalıştırmıyor. Sıkıntı büyük. Mağara sırtlanım saldırıyor. Abi siz gözünüz kapalı yersiniz onları, gözünü seveyim ya. 79 güzel. Bu ne abi, işlenmiş deri mi? Neyse bilemedim. Ve deri. Tamam. Ham deri. Kurutulmuş deri. Deri. Enteresan. Yine mi saldırıyor? İnşallah yenersin yani. Şey öldürürsün. Bizim adam öldü galiba. Sanırsam. Yanılmıyorsam. Yok, ölmemiş. Kaç abi kaç. Orada tek başına ne yapıyorsun ya? Öldü ya. Ondan dolayı oraya bir kişi daha vermemiz gerekiyor artık. Şu an durumumuz iyi. Sıkıntı çekeceğimiz düşünmüyorum. Abi önce deri yapacaksın. Daha sonra o deriyi İşleyeceksin, sonra kullanabilir hale getireceğiz. Yani öğreniyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar. Gayet iyi durmuyor yani, şu an kötü bir durum yok. Bir istatistiklere bakayım. Halkın refah düzeyi bize birazcık düşük açıkçası. Bunun sebebi yeni bir totem yapmadığımızdan dolayı olabilir. Bilmiyorum yani, sürekli artık. Burası dolu. Burası dolu. Kalan yer sayısı 1 mi? Neyse. Dolu değilmiş arkadaşlar bunlar ya. Üf. Ben buraya bir dini diyeceğim. Abi ben araştırma mı yapsam ki ya? Şu. İyi de bunu araştıramıyor muyum? Pardon. Ben bunu araştırmışım zaten. Ne açıldı? Açılan şey o zaman şu. Başka da bir şey yok yani. Ancak bundan yapabilirim. Demek ki halkın
hane başına düşen bir tamam, bu kadar yeter ya. 5-6 tane daha yaptırıyoruz işte. Kadar daha yeter. Gitsinler abi hemen. Bu arada şu kurutulmuş deri yere az geliyor sanırım. Bir de şu havan değil de şu. Aynen. Bu da çok az geliyor herhalde. Bakın. Bunu yapabileceğimiz bir yer yok. Ha, burası. Burası da var. Tamam. İki tane ondan. Gayet iyi. İşleri hızlandırmamız lazım dostlarım. Hani şu derileri acilen işlenmiş deri haline, onları da hemen normal deri haline dönüştüreceğiz. Yani kullanılabilir deri kıvamına getireceğiz. 5 totem inşa edildi. Peki bakalım. Bizim refah seviyemiz güzel yükseliyor. Hani yapacak bir şey yok. Bu totemlerden yapmazsak arkadaşlar olmuyor. Tüccar geldi diyor. Yine ne getirdi acaba? Üç istiyor. Yok ya, almayacağım. Almayacağım. Şu an derim yeterli yani benim. Mağara sırtına saldırıyormuş. Öldürürsünüz herhalde. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler adamları çok fena taklaya getirdiler ha. Köşeye sıkıştırmışlar birader. Tam bu araya sıkıştırmışlar, hepsini aldılar. Müthiş çalışma. Gerçekten müthiş bir çalışma. Tebrik ediyorum yani. Hemen yapın oraları. Yapın abi. Hemen derileri ekleyin oraya. 25 tane deri var. Gözünü seveyim. Ekler misiniz yani? Çok şirin bir köy olmaya başladık arkadaşlar. Sanki yavaştan böyle bir köy havası var gibi ya. Ne dersiniz? Neyse arkadaşlar, bölüyorum ama kusuruma bakmayın. Video gerçekten çok uzun olacak. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.